Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Güzel bir farming yayınında tekrardan bir aradayız. Biz yine tarla işlerine başlıyoruz. En son biz ne yapıyorduk? Kanka vallahi ben bir haftadır ormanlarda gezdiğimde beyin yandı. Gübrelendi, gübrelendi. Biz bir yerlere bir şey ektik, ekmiş miydik? Sanmıyorum. Çim topladık. Sonra o çimleri yaş çim olduğu zaman bunun içine koyamadığımızı öğrendik. Evet. Onu öğrenince gittik koyun merası almıştık, onun içine koyduk. Şimdi biz buraya ne ekelim ki? Buraya yulaf. Heh. Ekim makinesini hazır bırakmışız zaten. Evet. Biz buraya yulaf ekeceğiz. Biz komple yulaf girecektik. Hatırladın şimdi, hatırladım. Bir yere kanola mı ne girecektik? Hayır, hepsine yulaf gireceğiz. Kanolayı topladın ya oğlum, bilmem kaç ton dolu siloya gitti. Ne dedi lan o? Süresinde değilsin çünkü Eylül'desin. Mart'ta ya, uyutacağız uyutacağız. Aa doğru, biz bunu uyutacağız. Pasiften kasacaktık. Pasiflerimizde neler var onları bir elden geçirelim. 11 litre yağ var. Burada kanola var mıydı? Var. Yumurtamız ve balımız var. Besinleri var, bir de fabrikalara bakacaksın değil mi? Koyun aldık mı biz? Biz koyun mu almışız? Hem de 60 tane mi almışız? Biz nereye koyduk koyunu? Karşıda şeyin orada, fabrikaların orada. Ama biz koyun almışız. Ben onu unuttum. Oğlum bunun içine biz koyun mu koyduk? He o değil lan, o şey samanlık o oğlum, koyunu şey, şuraya bir yere soktuk koyunu. Şu, yukarı mı koymuştuk, nereye koyduk lan koyunu? Aha burası. Bak koyunumuz var. Biz bunları besin ne veriyorduk? Ot. Elimizdeki bütün otu verdik zaten. Ha doğru. Romork ot şey romorkta kalmış olabilir. Şu romorkun içinde var ot bak. Aa var var. Bitince buradan basacağız. Bundan dolduracağız tekrar buraya. Evet var. Şimdi kanka 60 tane var. O orası kaç tane alıyordu lan? Bakayım. 60 tane alıyordu galiba o şey mera. Ne haltsa işte. Bakalım. Sanırım 60 tane alıyordu. Altmış beş tane daha al lan. Ama pahalıdan al. 120 oğlum. Ha oğlum o bebek. Şey şundan mıydı? He. Bir dakika lan, biz hepsini bebek mi aldık yoksa? Büyük 500 olandan alacaksın abi. Yoksa vermez. Ha biz bundan aldık. 5 tane daha alalım lan. Kullesin. Değil mi? Şimdi bunlar bize ne verecek abi? Yapak. Yün verecek, yün. Tamam. Fiyat... Otomatik olarak mı çıkartacak bu yoksa biz mi çıkaracağız? Şeyde palet yeri vardır. Tamam, palet yeri var zaten şurada. Ya bu direkt şey tavuklar gibi atacak buraya paletler. Anladım. Bir baksana yapak ne kadardan gidiyor acaba? Yapağı. Bak gördün mü? İplikhane ve Johnson Farms'da yani 2000 civarında ama bu yapağı bir şeylere çevirince fiyat uçuyor. Aynen. Şimdi biz Zbaroski'ye mi geçiyoruz? Aynen öyle abi. Tavukların yımağı var. Koyunların da yımağı var. Ve uyuduk. Biz Mart'a kadar uyuyacağız şimdi burada. Fabrikalara baktın mı? Bakmadım. Fabrikaları es geçtik anasını. Hatırlamıyorum ki nerede ne var. Domates fullemek üzere. Hepsinde aynıdır. Bu da fullemek üzere. Kanola. Bunun daha yeri var. İçi de dolu. Aynen öyle. Zıbarmaya devam o zaman. Tabii. Zıbaracağız. Hayvanları kontrol edelim de. Koyunlar ne kadar yediği önemli şu an değil mi? Bilmediğimiz şey o. Evet. Koyunları fırladık biz, ne kadar yem aldı onu da hatırlamıyorum ki.
Bakalım. 10.000 küsur alıyor. Fena değil. Hızlı yemiyorlar. Sağlık %100. 9 ay. Ne zaman yapak verecekler bakalım. Borcundan çok içerideyiz ya. Oğlum biz o kredi borcundan kurtulamayacağız. Kurtarmaya çalışacağım abi. Dene. Deneyeyim Ama çünkü. bence yemez yani. Bakıcıyız. Uyuyalım bakalım. Balık kontrol edelim. Bal da olmaz kolay kolay. Yumurtaları kontrol edelim. Yumurtalar 16.000'deydi çünkü. Şey, domatesler de olmuş olabilir. Ya da ekmekler bilmiyorum. Onlar da kırmızıdaydı çünkü. Ekmek full. Kanka. Ekmeğe. Bu arada o içinde 170 un kalan var ya, o fabrikayı durdururuz. 170 tane çıkacak. Bak yapak atıyor. Ya yapak çok pahalı değil de kanka yapağı şeye çevirince nedir o? Kumaşa mesela fiyat çok fark ediyor. Hele kıyafeti çevirince bayağı bir uçuyor. Bunun içinde bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. Boş. Sesini önce bir çıkar. En azından tek seferde hepsini çıkarıyoruz değil mi bunları? Şimdi şu içinde un kalmayan fabrika, bunu devre dışı bırak, durdur bunu. Biliyorsun çalışmayacak, kesiyor. Almışlar hepsini. Çıkarttı mı ki? Bunu çıkarttı. Valla bak. Normalde 50 kere uğraştırır, bu sefer hepsini almış. Şaka gibi. Almış. Beni nereye bırakıyor? Bırak Cross'a, bırak gitsin ya, hiç uğraşma ya. Ne? Ha. Cross'a ver gitsin ya. Şaşmıyor yani, fark ettiysen. Evet. Şu yapak takibimizde olsun kanka, orası kaç palet alıyor bakalım oraya. Çünkü paramız yok. Oraya bir tane şey mi koysak? Kanka. Otomatik ufak. Ufaklardan mı koysak? Ne diyorsun? Olabilir abi. Çünkü orası doldukça habire bunu alman gerekecek. Bu romorkta bize lazım olacak. Bize oraya bir şey lazım. Veya da böyle bir tane daha romork atız, oraya koyacağız. Sabitleyeceğiz. Şeyler gibi, arılar gibi. Orada duracak. Habire dolacak büyük, büyük şimdi. bir ihtimalle o da toplu şeyde fazla verecek. Toplu verdiğin mi para koyarsın abi. 2000'e yakın veriyor şimdi, öyle bir şey. Evet. 2000'e yakın veriyor yani, 40 ton getirsen 80. Evet. Ama o palet yani kaç gün uyuttuk biz? 3 gün mü uyuttuk? Evet. Bir 3 günlük uyumaya 1,5 palet atmış. Bence çok hızlı vermiyor kanka. Ama
Ama o... Biz o koyun işini zaten... 1,5 palette kaç tane veriyor? Oğlum. Kaç litre veriyor? Onu bilmiyorum işte. Onu bilmiyoruz işte. Mesela örnek veriyorum. Şimdi gideyim mesela domatesleri topluyorum. Anladın mı? Demiyorum. Önümüzde demişken toplayalım mı diyorsun? He. Topla abi, ne kadar para yaparsak. Dediğim gibi otoloğuda da zamazing almamız gerekirse. Aslında yaparsak. Bak mesela şu an şuradan kredi borcundan 1, 2, 3 tane ödeyelim, anladın mı? Uyutacağımız için. Ben sana bir şey mi? Domatesi de satalım. Sonra buradan okla yaprakları fulleyince buradan okla bir alalım. Bir kere. Yapak... Fullediği zaman kaç litre verdiğini görün. Olur. Oranı. Mantıklı. Ha, eğer kanka 6 kere uyuduğumuzda 20 ton verirse bence vermez. Kısmet. Ya zaten kanka biz giyim fabrika sistemini kurana kadar zaten yapak olarak satacağız. Sonra kumaş fabrikası alabilirsek ki bence alırız. Harbiden lan kumaş fabrikası satıyor şimdi. Bakarız abi. Yok, ucuz bir şeyse yapağı kumaşa çevirelim, daha pahalıya satalım abi. Ya bizim ürünleri hızlı satmak gibi bir derdimiz yok. Bizim ürünleri yüksek fiyatlara satmak gibi bir derdimiz var. Evet. Kaç para yapıyor bu olduğunuz 8? Nasıl 15 çeyrek. Bir saniye tamam. Bir de bunun paletleri 500 lira. 6 tane mi? 8'de atalım biz ya. Abi fullediğin zaman bile zaten aldığı kadar atıyor ya. 2, 4, 6, 8 tane atıyorsun. Paletleri çıkarıp tüm atacağım bu kapıda. Olur öyle bakalar ya arada. No sıkıntı. 6 paret mi verdi o? Alıyor mu? Alıyor. Kanka biraz az mı verdi? Aa, bunun 8000 litreydi değil mi toplamı? Evet. Kafa gitti benim öbürlerine ya. Doğru, domates öyle hayvan gibi biriktirmiyor. Tamam abi, domates kalmış üstüne. Ya. Şeref. Gıcım. Güzel. Allah güzel. Alayım. Vallahi reis, ben sana bir söyleyeyim ya. Onları da doldur. Olsun.
Yuttum. Yüklemeye devam etsin. Güzel. Abi domates çok şeyi az ya. Biriktirme adresi çok az. Yani biraz daha fazla biriktirse daha iyi olurmuş. Şimdi bunu kapatacağız. Öbüründen alalım bakalım ne çıkacak. Allah büyüktür değil mi? Aga gönder. Abi tıkandım ben sanki ya. Tıkandım? O Bacaş fuarına gittik ya. Sanki tıkandım. Abi polen biraz, yedik, toz yedik. Aşırı derecede. Çünkü ben polen yiyince çok kötü oluyorum. Ben de dedim oğlum baksana halime, ses başka yerimden çıkıyor. Ve yani en çok korktuğum şey başıma geldi. Şöyle yapalım. 2 dakika mikrofonlara sesini düşelim. Şuradaki şeyi al bir temizle. Yok o kadar çok şey diye yok ya. Ha, bu da sağlam açar bu arada. Yanımda bende taşıyorum. De var. Benim de var. Mecbur taşıyorum abi. Bu şu mevsim ve havalarda ben mahvoluyorum abi. Ben bir de yaz ortasında da çok kötü oluyorum. Ağustos'ta falan. Öyle bir vuruyor ki. Abi bu alerjik olaylar adamı yaşamaktan soğutabilir yani. O kadar berbat. Bir an önce toparlamam lazım kendim benim de. Baga girmiş bu, elle doldur bari. Yo baga girmedi, dolduruyordum. Hadi ya. Ha. Ben baga girmiş sanıyorum. Yo abi. Dolduruyordum. Diyorsun ki elimizdekini bir tehliyelim. Kasaları bir boşalsın bunların. Sonrasında zaten kanka yapakta full doldurduğun oraya kaç litre verdiğini görünce oraya next nasıl bir romork koyacağımıza da karar verebilmiş olacağız. Aynen. Yani 5 ton veriyorsa sıçtığımı şeyi koca tır koymamızın bir manası yok. Ufak bir tırlı koydum, anladın mı? Ama orası tam dolduğunda atıyorum 7 gün ya da 8 gün uyuttuğumuzda 10 ton 15 ton veriyorsa abi o zaman alırız böyle bir tane büyük. Tabi. Ama bence ilk önce fabrikanın fiyatına bakalım. Bakacağız abi. Ona da bakacağız. Asami git grosere ver. Kırmızı mermerle hiç uğraşma, git grosere ver. Cansı farmasa. Uzak abi. Yani. Zaman tasarrufu yani 3-5 euro için değmez abi. Çünkü şu Sera'nın bize 1 eurosu kar abi, suya para vermiyoruz ki biz. Her türlü serakar. Sularına da bakmak lazım abi. Var suyu, ha, gördüm ben. Var mı? Şu oyunu bir de TL moduna çevirebilsek. Var normalde. TL modu var. Ben indirmedim. Bulur indiririz. TL modu var ama bu 43 bin falan yazıyor ya eurolar. Ya onlar milyon oluyor kanka. Tamam öyle olsun abi. Daha güzel olmaz mı? Ya sıkıntı yok kanka, TL modu vardı yanlış hatırlamıyorsam. İndiririz abi. Ben yüklerim onu bir ara. Kontrol edersin. Ama çok güzel olacak ha. Abi o zaman da rezalet olacak. Oyunun kendinde olsa TL modu ne kadar güzel olur aslında. Tabii canım. Bahsediyorum, bu oyunu en çok oynayan ülke de bizim ülke. İyi bir ülke.
Kanka ben bir oyun daha buldum ama seni sıkacak bir oyun. Neredeydi o? Dekorasyonlarda mıydı? Hayır canım, fabrika hattı, üretim hattında. Fabrikalarda şu an, aşağıdan gezerek bulacağım. Kıyafet. Marangoz, mandıra. Tamam diyorum, iplikhane. Heh, bu iplikhaneyi kuracağız, iplik yapacağız. Kaç para? 60 bin. Devam et bakayım, iplikle ilgili başka ne var? Terzi dükkanı, burada kıyafet yapıyor. Bir dakika. İplikhaneye bir daha gelsene. Yok yok, şuradaki. Doğru. Bak şuradaki. İki yan, iki yan. Al. Ha şu kırmızı kumaşı çıkarıyor. Terzihane hangisiydi? Şu. Bak bu da kıyafet yapıyor. Bu pahalı. Biz ilk başta yapakları, bence iplikhane kuracak alanımız var mı ki bizim? Sanmıyorum ama çok kocaman. Buraya kuramazsın, bu büyük bir şey, evet. Bunun için ayrıyeten bir tarla olması lazım. Yukarıdaki küçük tarla vardı ya, çim yapmak istediğimiz. Çim yaptık ya onu. Hayır hayır, onun üstündeki küçük tarla. Yetmezse çimler koyunlarımıza diye alırız diyorduk ya. Aha. Olmadı, orayı da alacağız, yapacak bir şey yok. Çünkü dikkat et, tarla mahsulünden değil, üretim hattından koyuyoruz parayı. Evet. Ya buğday, yulaf dediğin şeyin tonu para değil kanka. Yulaf dediğimiz gerçekten tonajdan satmaya kalksak para değil. Ama ekmek yaptığın zaman koyuyor parayı. Tabii. Şimdi yapağı fulleyip bu kasayla alıp deneyeceğiz mi? Evet. Bakalım ne çıkartıyor bizi oradan, anladın mı? Ama iplikhaneyi alırsak kanka, yine de toplu götürmek lazım. Evet. Doldur doldur götür yapmak lazım. Zırt pırt 3 remok, 3 paletle bir uğraşamayız onunla. Bizi perişan eder yani. Fabrika o kadar büyük mü gerçekten ya? Büyük şu an. Bu aralara sığmaz değil mi? Anca burayı belki yıkacağız da. Niye yıkalım oğlum orayı? İşteki tarlayı alacağız zaman mecburen değil mi? Onu kurabilmek için. Evet. Binanın içine doğru giriyor bir çere. Ne? Baga girer çıkmazsa var ya, yandık ha. Şimdilik. Tavukları doldurmuş olabilir mi? Ona bakacağım şimdi. İlk başta şuraya bir bakalım. Yemler tamam. Yemek sıkıntısı yok. Yemek sıkıntısı yok şu anda. Yumurta romokları doldu mu mesela o? Yok. Devam. Zıbardık. Ve uyandık. Yapaklara bakmak gerekecek. Dolmuş olabilir. Evet. Yapaklar doldurmuş mudur lan? Bakacağım abi ona da. Balları bir kontrol edeceğim, yumurtaları bir kontrol edeceğim. Doğru, 3 gün. Bal hala alıyor kanka da, yumurta dolmuş olabilir. Bak yumurta dolmuş olabilir. Palet atmış, dolmuş. Aynen. Şuradan geçeyim. Tamam mı? Şu traktörü alacağım ya. Ya mecburum. Ha, oradan bir bakıp geleceğim. Sanırsam galiba. Oyun sesini az daha bana bize yükleyebilme imkanı var mı abi? Ya tırda biraz fazla çıkıyor ya.
Ha. Üçüncü palet atıyor. O zaman yavaş geliyor. Hı? Yani. Yumurtaları herhalde hazır yemek daha fazla verir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Oğlum biz kek, fırına kek yaptırır hale geldiğimiz zaman yumurtadan bir kısmını kendimiz kullanacağız zaten. Abi o işlere hiç girmek istemiyorum aslında, biliyor musun? Bir yerden sonra üretim hattına koyacağız ya oğlum bütün yağlı yoğunluğumuz biz. Biliyorum da o işlere hiç girmek istemiyorum aslında. Ben sana söyleyeyim, yumurtaya %90 yine hazır yemek veriyordur. Bak. Cansız'a gideceğine git hazır yemeğe var yani, 1 euro var arada. Yumurtaya mı baktık biz? Evet. Oha, 2500 diyor abi. Zam gelmiş. Kasım'dayız. Aa, Kasım'da olduğumuzdan dolayı herhalde. Kanka hiç sorun değil. 2500 ise bizim işimize gelir baba. Litresi bir de. Bir de 40 litre vereceğiz yani. 80 bin. Den fazla. Evet. 2,5 veriyor bir de, düşün. 100 binden fazla verecek. Anlar. Başla satmaya. Ben sana söyleyeyim. 100 binden bak. Bir kasadan verdiği paraya bak. 50 bin küsür verecek. En az 50 bin krediye yatıracağım. Bunu bil. Daha fazla da yatırabilirsin. Sorun değil. Ama marangozhaneyi kuralım diyoruz. Şeyhanesini kurmak istersek. İplik fabrikasını. Yer yok. Alırık. Ucuz bir şey vardır belki. 40 binlik falan bir tarla. Bakarız. Bizim çim tarlasının üstündeki arazi ucuz olabilir. Tabi etrafındaki boşluklara bakmak lazım kanka. İşimizi görecek boşluğu var mı? Değil mi? O da çok önemli. Gerçi yoksa sen gider tarlanın ortasına koyarsın, ben seni biliyorum. Abi bunu buraya koydum. Zamanı gelince yanına da kıyafet fabrikası koyacağım dersin. Evet. Bak nasıl da biliyorsun beni. Çünkü şu pasif gelirle bizim kıyafet fabrikası koymamız o kadar uzun sürmeyecek yani. Başladı almaya. Mis. Öbürünü ver. Alıyor. Alıyor. Onu kontrol ettim ya. Arda gelmiş. Selam reis. Ne haber? Arda ne yapıyorsun ya? İyi misin dostum? Nasıl gidiyor video işleri? Arada sırada görüyorum. Güzel paylaşımlar yapıyorsun. Beğeni atmış bugün. Şey, hikayeleri gördü bizim bugün ya. Festival gittik ya. Gördüm ya. Hikayeleri beğeni atmış. Lan 100 kilometre gittik geldik İstanbul'da. Hala motor üstüymüş gibi bir titreşim hissediyorum ya. Ben hala motorun üstündeymiş gibi o gelirken yediğim tatlı soğuğu hissediyorum hala. O tatlı soğuk baba, bir de köprü möprü biliyorsun. İşte hala o soğuğu hissediyorum. O soğuğu hissetmek işte kötü. Abi makineyi kullanıyorsak bazen cemesini çekiyoruz işte. Bir daha bir havalar da tam ısınmadı ya. Bir öyle. Kanka yayında şey yapamam da şimdi bakarız hacı profile. Şeyden sonra bakarız ya. Yayından sonra bir bakarız. Ay. Bunun her yerim ağrıyor lan. Normal abi. Ama iyi gittik be. Gerçekten iyi gittik motorlarla yani. Oğlum hava müsait olsa daha neler yapardık da biz. Ya beni o yavaş sürme yarışmasına almadılar ya hacı. İçinde kaldı değil mi? Sen ne diyorsun ya? Vallahi sana bir şey mi? Ben, alsalardı kas kalmıştım ha. Sana bir şey söyleyeyim. Ben her türlü onu kazanırdım biliyor musun? Ben her türlü kazanırdım abi onu. Abartısız söylüyorum, her türlü kazanırdım ben onu.
Şimdicik. Öde 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 öde. Hay maşallah. Yatış. Galatasaray şampiyon olmuş. Başladılar. Gürültüleri geliyor. Asiler bizi takip etmiş. Teşekkür ederiz dostum. Kasım ayındayız daha ya. Biz Ekim zamanına gelemeyeceğiz böyle ya. Uyu babam uyu. Uyut abi uyut ha. Balları kontrol edeceğim. Dolmuş olabilir evet. Yok. Devam. Bu arada yapaklara ne oldu? Ağzı bak. Yapak son palet atıyor olabilir mi? Ya da orası çift sıra alıyor mu? Bence çift sıra alıyor abi orası. Geniş gibi geldi bana. Çim koyacaksın değil mi? Evet. Baksana dördüncü paleti atıyor. Beşi de atar bu buraya. Çıkmadı değil mi? Aha çıktı. Ot kurutucu almamız lazım. Çimi kurutup samanlığa öyle basmamız lazım. Evet. Biraz sonra şey geleceği için buraya ekici. Yapak yavaş geliyor lan. Şu şeyin fiyatına bakalım ya, uyuduktan sonra. Neyin abi? O bizim çim ektiğimiz arazinin üst tarafındaki tarla var ya. Bakalım abi. Pahalı mı? Bir de arazinin etrafında alan var mı? Değil mi? Hemen bakarız abi. Hemencik. Biz şimdi buraya çim ektik, doğru mu? Oraya mı ektik? Hayır, 55. Buraya ektik. 52. Biz 52'ye bakacağız. Bence var lan etrafında yer. Var abi şurası falan komple var. Ama fiyatı da var. 140 bin istiyor. Şu 2 numara ya. 56 bin. Onun oraya bir yere sığmaz mı fabrika? Abi ortaya koymamız lazım bak. 14'te şu alana çok cuk diye oturtturuz anladın mı? Bu fiyatı 140 bin abi bunun. İşte. 56 bini alırsak... O araziye iki tane fabrika koyduk. Başka hiçbir şey girmez. Evet. Ataberk girdim profile 3 tane videom var abi. Hava sarımtırak oldu. Biz şunu niye hiç kontrol etmedik abi? Şey fabrikalar mı? Kenöle. Dolt.
Biz herhalde bir tarlaların ikisine ayçiçeği ekecektik ya. Kesicisini de aldık ya biz onun. Dedik, son şey dedik ya. Bir kısmına yulaf, bir kısmına şey yapacağız dedik ya. Sonra dedim ya sana fırın çok hızlı yiyor, hepsine yulaf basalım diye. Değil mi? Tabii çok hızlı yiyecek fırın yani, bir şey kalmıyor. Bu kadar araziden çıkacak olan hepsi de ben sana söyleyeyim siloya girmeyecek bile. Kral. Yani bu kadar malı kanka yulafı çekeceksin, hepsi o değirmenin içine girecek neredeyse. Bu mevsimde de kan ola ya. Bence iyi para eder. Hepsini aldın ha? Evet abi. Nereye satacağız? Bakalım. Grosse. Hazır yemek restoranı. Daha fazla veriyor. Daha fazla veriyor. Johnson Farms daha da fazla veriyor. Johnson Farms'a gitmeye değecek kadar fazla vermiyor bence. Yani. Ama az yemek restoranına gidebiliriz hemen dibinde. Öner taraf kar buzağı. Beşinci palet atıyor abi. Atıyor mu? Beş atıyorsa iyi. Gayet güzel. Beşten sonra atacak mı? Biz ona bakacağız şimdi nasıl değil mi? Evet. Belki atar kanka ya. Bence atacak gibi geliyor bana. Hazır yemek restoranına vermeyi dene bakalım bunu verebiliyoruz mu? Geçtin mi sen hazır yemek restoranına? Ha burası. Dokuz on ton bir şey verdik değil mi biz? Daha ballar dolmadı değil mi lan? Ya ben sana bir söyleyeyim mi bak? Kral. Lan bizim arazilerin sağında solunda yer olsa da keşke o fabrikayı sokabilsek ya. Yani onu oraya koyabilsek üretim hattının içinden geçeceğiz de işte bir yere sıkıştırmak lazım bu fabrikayı ya, arazi almamak lazım. Ama nasıl? Abi çok büyük. Ben sana bir söyleyeyim mi? 56 bine o küçük tarla vardı ya bizim öbür arazinin ön tarafındaki. Orayı alacaksın aslında. Uygun ya fiyatı. Yağı da sattık. Tır burada kalsın şimdilik. Yani. Balları bekliyoruz değil mi şimdi? Bir onların da olma saati geliyor. Bakacağım. Ballar dolacak. Kontrol edeceğim balları. Az kalmış. Tavukların yemi ne hala mı bu arada? Ay ben böyle şimdi dolduralım. Yüklemeyi yapalım. Onların da karnı aç. Kamyon işimizi görsün diye aldık ama kamyon bayağı hantal çıktı yanımıza. Hantal çıktı da işimizi görüyoruz. Şuradan şuraya gidiyor işte. Onun için aldık ya zaten abi bu kamyonu. On sefer git gel yapmayalım diye aldık abi. Oraya her park edişimizi de alıyoruz ya malzeme içine. Ben şimdi bu koyun muhabbetinde şey dikkatimi çekti.
Yükleme vagonunu kullanıyorsun ya. Hı hı. Diyelim ki kuru ot yaptık. Kuru otu bastık şeye. Samanlığa. Hı hı. Şimdi kuru otu samanlığa bastığımız zaman samanlıktan o yükleme vagonun içine alacak mı bir daha? Almayabilir. Değil mi? Olabilir. Her şey olabilir abi, biliyorsun. Bu arada bazı ekim dikim işlerini dengeleyelim. Bu arpa bitmeden. Ne kadar arpa kaldı ki içinde? 205 ton var ya. Bitmiyor. Daha çok. Yapıyor yapıyor, bitmiyor ya. Biz bunu dedik abi, 2-3 sezon bizi götürsün diye şey yaptık ya. Hepsini arpa ekmiştik ya. Ama ne malzeme geldi. Tabii canım. Bak yulafa ekeceğiz şimdi hepsini, öyle bir malzeme gelecek ki. Öh falan diyeceksin yani. Daha yer var. Yumurta zaten dolmamıştır. Seraların suyu var mı abi? İyi, kırmızı yememişler. Ekmek dolmuş mu? Dolmak alt üzere. Olmuş. Uyu. Abi yulaftan çektiğimiz zaman o 4 tane büyük araziyle yapacağımız için ben sana söyleyeyim harbiden yani ciddi anlamda bir malzeme gelecek ya. 200 küsür ton alıyor. 240 ton alıyor şey değirmen. Ben değirmeni diyorum sana, fulleyecek bence değirmeni bu sefer. Yani 200 ton üstünde malzeme verecek bize. Büyük bir ihtimalle. Geri kalanını da basacağız zaten şeye, siloya. Alırsa bas hepsini değirmeni. Tamam, değirmeni geçer. O kadar vermez lan. Verecek abi. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Palete mi bakacaksın? Bir, iki, üç, dört, beş, altı yatıyor abi. Ön sıraya koyacak mı acaba? İnşallah. Kaç litre o? Bakamadım. Neyse. Palete yaklaşsana. Bir palet 1000 litre. Kanka. Palet 1000 litre. Bir tanesi. Eğer burası iki sıra alırsa ki bence almaz. Altıdan altıncı atıyor değil mi oraya? Evet. İki sıra alırsa 12. Yani tamladığında 12 ton atıyor demek. Yani buraya romark alırsak ufağını alacağız, ufağını. Her orası şey fullediğinde 20 ton 20 ton şey iplik fabrikasına basacağız. Uyuduk. Eyvah. Düdü düdü düt yani. Başladık. Ne kadar düplerler acaba? Umarım çok dütlemezler. Yine kar yağmış. Neden Şubat'tayız ya? Ulan şu kasayı Şubat bitmeden fulllesek bari. En yüksek zamanı bu zaman ya. Balların. Denk geldim, evet, iyi verecek. Yani iyi para veriyor.
Harbi deli para veriyor yani. Ama şöyle bir şey var. Yapak bize para kazandırmaz. Kumaşa çevirirsek kazandırır mı? Fiyat listelerinden bakmak lazım. Tabii. Yani yapağı kumaşa çevirmek, yani o yatırımı yapmak mantıklı mı? Kumaşı ne kadara satabiliyoruz, ona bakmak lazım. Bir de sezondan sezona değişiyor mu kumaş satışı? Pardon, ipliği. Bakalım abi. Ya değişir de. Şimdilik. İpliği bulman lazım. Aşağıda 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 gördüm aşağıda. Yapalı. 2000'e yakın civarlarda gidiyor geliyor. Yakın. Kumaş. Kumaş. Yuh. Kıyafete gel. Öf. Kanka bence çok mantıklı. Ne diyorsun? Sence de çok mantıklı değil mi? Orayı alma. 49'a. 49 mu? Orada bizim tarla değil mi oğlum? 51 kaç para? Ne 51'i alsak mı 90'a? 91'dir. Ekim olarak etrafındaki ara... Onun etrafına bir baksana lan. Yeşillik arazisi var mı onun? Fabrika sokacak kadar. Yok. Sol tarafta var mı aşağıda? Yok abi, vermiyor işte oralara. Nasıl dedim? Bir şey söyleyeceğim. Şu 14 numaralı tarlayı kaça veriyordu? 140. Bizim Trenyon'un altındaki 70 küsür var. 70, 51. Onu kaça veriyor? 200. Hmm. Bunun alanı çok. Çok pahalı ama. Şimdi 140'a bunu almak mantıklı mı diyorsun sen bu araziyi? 140'a bunu almak çok mantıklı. Buraları kullanırız. Köşeye diyorsun, çakarız fabrikayı. Tabii tabii. Hatta şu tarafa da çakarız. Tabii. Böyle dikey çalışır makineler. Dolayısıyla sol taraf işimizi görür. Sağ tarafa bir şey sığarsa belki bir koyun merası daha. Küçük büyük ne girerse. Hı-hı. 140 verip diyorsun buraya yatırım yapmak mantıklı. Aynen öyle. Şimdi balları satınca ne olacak? Önemli olan o şu an, doğru mu? Tabii. Hani bankadan 50 bin kredi çekmek sorun değil. Bir uyudun mu tamam. Evet. Ama uyuduktan sonra Ekim'de başlıyor. Mart oluyor ve ekmeye başlıyor yürük. Ekimi veririm şeye, otomate. Yapacak bir şey yok, öyle vereceğiz zaten. Başka ne yapacağız? Ama şunu düşündüm. Yani abi 5000 çok iyi veriyor lan. O çok iyi lan. Onu da siktirdim şey. 15.000 kıyafet oğlum, sen ne diyorsun ya? Kıyafet fabrikası 100.000 bu arada ama. Şu an fazlasıyla kredi çekebiliriz, biliyorsun değil mi? Dur dur, dolacak dolacak, römork dolacak. Tamam dolsun abi. Ya bunu göndereyim mi diyorsun? Biraz geri çekmen lazım ama. İşçi gidiyor. Yulaf ekiliyor, güzel. Bir bak bakayım oraya. Biz bu tarlaları sardık mı ya? Ha bir daha saracağız değil mi? Sarılması gerekiyor. Ektik tekrar saracağız. Evet. Baba tırın kafayı sök gel. Malı alalım. Değil mi? Aynen öyle. Anlatan bir şey mi? İnşallah baldan kazanırız. Mart ayında yok vermiyor ama. Bakarız şimdi abi. 68 bin var ya elimizde. Ya kredi payımız da var şu anda bizim. 100 bin ödedim ya ben krediye. Her türlü diyorsun kırar. Biz o krediyi köküne kadar alsak, kuma şey kıyafete kadar kuruyoruz orayı. Şu an daha köküne kadar almadım ben o krediyi. Değil mi? Köküne kadar hiç çekmedik. Değil mi ya, köklesek o krediyi şey oluruz, anladın mı? Ya arazi alacağız ya. Sen diyorsun ki o araziyi de bir şey için kullanırız. Değil mi? Ya araziyi bir şey için kullanmaya da geçtim. Araziyi de kullanabiliriz komple. Başka şeylerde. Balı nereye vereceğine mi bakacağım? Evet, balı şu anda en yüksek neresi veriyorsa oraya götüreceğim. Aşağı in aşağı. Hazır yemek abi. Hazır yemek.
Şaşmıyor yani hiç. Şimdi hazır yemek restoranına vereceğim. Krediyi kökleyeceğim. Yatırımlarımı yapacağım diyorsun. Tabii. Ama o tarlayı alır almaz oraya saban baban bir şey sokup sıfırlamamız lazım. Saban sokması kolay iş. Kapatalım anca boşaltır. Ben sana bir şey söyleyeyim, tarlayı zaten biz kredi çekmeden alacağız ha. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tarla 140 bindi değil mi? Hiç kredi çekmeyeceğiz biz bu tarlayı alırken. Oğlum oha lan. Kredisiz alırız tarlayı demiştim ya sana. Paraya bak. O neymiş efendim, ben baksana motoru bile kapattım. Araziyi kredisiz alıyoruz abi. Havada karada arazi kredisiz alıyoruz. Şu an alıyoruz. Arazide ne ekili? Ona bakacağım şimdi yerine geçerken. İşimize yarayacak bir şeyse biçerik. Değil mi? Tabii. Şurası. Şu an işte. Bir şey ekili değil gibi lan. Bence burada bir şey ekili değil. Hasat etmişler, güzel. Sıfırlayabiliriz istediğimiz gibi yani. Hı? Sana şöyle söyleyeyim. Kanka, sen bunun tarla kısmını kullanmayı da düşünebilirsin. Tabii ama şeyi görene kadar bu tarlaya bir şey ekmeyelim bence. İplik fabrikası ne kadar yapak alıyor? Bir de yapaklara bakmadık. Biz siz eksiktiniz ya. Aldı. Bir de yapağa bakmadık abi. Abi bir AUX'tan kapasana bir sesleri sana abi. Bir önemli telefon geldi arkadaşlar. Sesleri o yüzden aldım. Kusurumuza bakmayın lütfen. Tam yayındayken aranmayı biz de sevmiyoruz ama sonuçta herkes gibi bizim de bir ailemiz var. Yani. Ana baba dedin mi yapacak bir şey yok. Duruyor mecburen de. Abi insanlar evlatlarını merak ederler. Bir de biz seninle sabahın köründe çıktık. Reis bugün festivale gittik ya. Kaç saattir sokaklardayız. Evet. 12 saattir ta İstanbul'un öbür ucundayız. Tuzla'daydık lan. E oğlum biz Bayrampaşa tarafındayız ama. Oturduğumuz yer. Oğlum 47 kilometre gittik. Sabahın 7.30'unda çıktık. 6200'deydi işte, 6087 oldu. 6287 falan oldu işte. Saban atacak mısın öyle biri şimdi? Atacağım tabii, niye? Sıfırlanmış beklesin diyorsun. He. Şimdi geçeceğim tarlanın yanına. Bunun alacağım. Mazotu yok ama. Yapar mı o tarlayı sence? Mazot değil la. Ha, arıza mıydı o ya? Arıza. Ha, zaten yeşil traktör almayı düşünürüz için yapıştır gitsin. Alıyoruz mu? X'e bastın. Space'e bastın. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Yeni arazimiz. Kanka aleti açaydık.
Açayım değil mi? Ama yan tarafa çarp orada onu. Ben sana şöyle söyleyeyim kanka. Arazisini belki kullanırız, belki kullanmayız. Doğru muyum? Tabii. Şoför mü gidiyor? Evet. O zaman gitsin. Aferin sana, çalış. Eşol eşek. Bak, bize bıraktığı alanı göstereceğim ben şimdi sana. Şu bulunduğun yere mera girer. Değil mi? O koyduğumuz meranın aynından sağır oraya. O yana. Oğlum burada fabrikaya koyacak falan yer çok. O ne la? Ona bakacağım ben de. Kuyu mu var orada? Bu ne la? Bu ne lan? Anasını bunun yüzünden var ya buraya bir şey koydurmayacak bize. Ne acı? Kanka çek krediye oturttur fabrikayı ya. Dur bir bakacağım işte. Paramız olmadığı için koydurtmayacak. Çok gittin, çok gittin, çok gittin. Şu bak. Kanka oraya koymana gerek yok ya, buraya giriyor işte. Bak sen bizim adamın olduğu tarafa gelsene. Oraya koyma abi, dikey tarlayı çalıştırırsan adamlara sorun olur. Bina sıkıntı yaratır orada. Traktörle manevra yapamaz. Bak şu bizim adamın olduğu tarafa koyabilirsin onu. Dur abi. Ha, yerini seçip yerleri yardıracağım diyorsun. Kökleyecek mi? Evet, sonra artanı öderiz geri diyorsun. O da mantıklı. Bizim adamın olduğu yer var ya bak. Oraya değil de bizim adamın olduğu yere koyalım onu. Bunun mal yükleme yeri nerede? Bu tarafta. Oraya koyma. Kral. Niye abi? Oğlum traktörler manevra yapamaz o tarlaya bir şey yaparsan. Abi ben bayağı bir uzağa koyuyorum, görmüyor musun? Bence bir dönemezler, ben sana söyleyeyim bizim aletler. Abi değil. Her türlü dönerler buradan. İyi de oraya koyacağız da kral. Bak Tayyip'in nikahına kadar götürebiliyorum. Hop. Koyduğun zaman arka ne taraftan yükleyecektik, sol taraftan mı? Sol taraftan yükleyeceğiz. Ön tarafa da şey geliyor işte. O sarıyı görelim ama. Bak şimdi göründü sarısı. Çakıyorum ben bunu buraya. Bir şey üst üste geliyor diyor. Şu bak oraya denk geldiği zaman yaptırtmıyor şerefsiz. Ha yaptırıyorlar. Baksana rahat bir şekilde manevra dalıyor. Hadi hayırlı olsun. Bak burayı kapattı. Ona bir şey diyeceğim, ona bir yaklaşsana. Onun bir yerine mal yüklemesi yapılıyordur illaki. Burası mal, çıkış. Mal yükleme burada abi. Ha burası. Her türlü yükleriz biz buna buradan. Ya şu yapaklara baksana. Bakacağım abi dur. Başka ne koymayı düşünüyorsun? Kıyafet fabrikası mı koyacaksın? 100.000 oğlum o. Köyün. Onu bizden tarafa koy işte. Bu tarafa. Ama yükleme yerlerine bakarak koy. Şurası çıkışı. Yükleme yeri de yandı abi. Bizden tarafta değil mi şu an? Yükleme orada, yeri şurada. Bak şurada ağaç var ya bak. O ağaç bizim canımıza okur orada abi. Bunu biraz daha şu ortaya doğru yapalım. Niye okusun ki abi? Manevra yapamayız. Manevra yapacak yer bırakmamız lazım kendimize. Oraya şeyi sokacaksın ya. Mal almak için. İplikhaneyi koyayım, koyayım mı koymayayım sen bana onu söyle. İplikhaneyi koydun oğlum bu maran şey terzi dükkanı bu. Terzi dükkanı koyayım mı koymayayım sen bana onu söyle. Kanka üretiyorsak tam üretelim. O zaman ben bunu buraya çekiyorum. Vaaleykümselam Baran. Oğlum dur. Bak biraz daha bu tarafa çektim. Çaktım gitti valla. Benim için sorun yok. Buradan gelip şu alandan şey alacaksın. Buradan yüklemeyi alıyorsun. Çapraz gireceksin. Buradan kontrol ediyorsun. Hadi buraya nasıl vallahi mal bırakacaksın? Bırakırız abi, her türlü bırakırız. Baksana yükselt. Bırakırız abi. Biraz bırakmış mı bu? Hmm, şuraları bırakmış. Elle dönüp sabanı götürelim. Barancığım biz zaten
makinenin başında iki kişi takılıyoruz. Multiye hiç girmiyoruz abi biz. Tabeladan dolayı bıraktı herhalde. Büyük ihtimalle. Mantıklı. Çok mantıklı. Toplasın bir. Heh. Şimdi git. Ne uçlar var? Ya uçları bırak, bırakır abi. Şöyle bir açarım bunu. Bir girelim, bitti. Aynen öyle. Şurada da az bir şey bırakmış. Az iyi fabrika koyduk ha. Ben sana bir söyleyeyim mi? Şu ileride bir çapraz boşluk var ya. Lan, oğlum şurada da var lan. Solda boşluk. He. Yok ebesinin. Biz buralara bunun etrafına sağına soluna da ihtiyaç hasıl olursa koyun merası ekleriz. Büyük ihtimalle ekleyeceğiz gibi gözüküyor. Yapaklar bence var ya altından yediye atmadı. Bence atmadı. Attıysa zaten Allah yani. Bunu bırakalım mı görürüz şimdi. Attıysa yani... Bizim bu traktörü de satıp yerine başka bir şey alalım. Bu traktörü... Biz zaten bunu satacağız diye tahmin ettirmiyorduk değil mi lan? Evet. Doğru. Satacağız diye düşündüğümüzden tamir yaptırmıyorduk buna. Bu arada şey ne yaptı? Bizim öbür alet. Ha, bu hala 2 ile. Ulan 1300 kalmış içinde. Burayı bitirdikten sonra kalan sittin sene yetmez. Öbür arazi çok büyük. Bu oradan geri dönemeyecek tahmin ettiğin üzere. Onları hallederiz abi. Gerizekalı bug'a girmesin de. Öne atıyor mu öne? Kanka 12 tane palet alıyor burası. Yani bizim karımıza olan bir durum var şu an orada. Aynen öyle. Aslında var olan yapakları alıp... Bizlik bir şey yok bence. İstersen traktörlerin motoruna bak da. Ot kurutma. Bundan mı alacaksın? 12 ton oğlum küçüğünü alabilirsin. Ot oluğudurlu. Kahverengi mi alacaksın? Rengini değiştiririz abi. Kırmızı yaparız bunu da. Ha. Bir traktör takarız diyorsun kafasına. He? Abi bu otoludurlar için bir tane basit traktör alalım biz ya. Ucuz. Alırız abi. Şimdi sen diyorsun ki yapakları bununla alalım. Götürüp fabrikaya atalım.
İplik çıksın, ipliği de alalım, öbür fabrikaya atalım. Doğru muyum? Aynen öyle. Hadi hayırlı uğurlu olsun o zaman. Oğlum otoluğudurlu diye aldık. İnşallah otoluğudurludur. Otoluğudur diye yazıyor abi zaten. Yazıyor. Büyük ihtimalle şey, bu çalışma bitiren öbürü. Ekici. Ekici. Eksik bırak diğerleri elleyeceğiz. İçinde kalan 1300 küsür tohum da settin sene. R'ye bas bakalım ne olacak. Doldur ya. Duracak mı acaba? Duruyor. Büyük ya alan. Dur şöyle yapalım abi. Almıyor kanka. Orası büyük ya. Daha doğrusu şey, ilk paleti attığı yere hizalamamız gerekiyordu ya, bu şimdi doldurdu burayı. Değil mi? Evet. Bir kısmını elle alacağız abi. İlk palet attığı yere bunu hizaladığımızda palet gelir gelmez alır diye düşünüyorum. Öyle olacak zaten ya. Öbürleri önünde kaldı, o yüzden almıyorum ya. Ya da kafasına göre bir sıralama yapıyor, ben de anlamadım. Ücrettir baba. Aleyküm selam, hoş geldin kaptan. Alıyor mu? İnşallah o yaptığımız fabrikaya sığar lan. Haznesini bilmiyoruz da. Herhalde büyüktür. İlk buna koyacağız değil mi? Yakın olana, şuna. Evet abi. Oba. Oğlum traktörle teker yaptın lan. Doldurmuyor. Niye boşaltmıyor? Yeterli alan mı yok? Nasıl boşaltmış, yeterli alan yok lan? Bir şeyi çok merak ettim, dur bir. Beş bin litre alıyor oğlum. Bu bir şaka mı? Beş bin litre alan bir şey nasıl almadı bunu? Aa. Çok saçma değil mi? Şu an. O yapa kalmaz zaten. Niye almıyor ya? Ben de anlamadım. Anlamadım. Fabrika mühendisine bir gelelim bir daha.
Şimdi... İyidir Jet. Senden ne haber baba? Yusuf, biz multi girmiyoruz reis. Lan oğlum bu... Biz bunu nasıl yapacağız? Mesele orada şimdi. Bunu niye kabul etmedi bu? Yapağı satacak mı? Kanka. Onunla alakası yok ki. Nerede burada? Satacak mı? Yarı yarıya gitti. Kredi payımız da yok. Benim merak ettiğim yapak iplikhaneye satılıyor yalnız. Kankacığım. İplikhane veya Johnson Paint. İplikhane nerede lan? Bilmiyorum. Yakındır belki. Bak haydi merkeze. Belki yakındır. Yukarılarda bir yerde olabilir mi? Orası şey, biyogaz tesisi. Çok mu yukarıda? O kırmızı mermer. Oha! Johnson's Farms gibi bir şey yani. Johnson's Farms daha mantıklı. Fazla da veriyor en azından. Onu da satmazsa Romork'ta bug var. Olabilir. Şimdi bunu götürüyoruz ya oraya. Getirdin, sattı. Satarsa Roblox'ta bir sıkıntı yok. O zaman bizim fabrikada bir problem var demek oluyor. Büyük bir ihtimalle fabrikadan kaynaklı oldu. Yerinden mi acaba? Olabilir. Bir dahakine de tarlanın ortasına koyar satarım ağzını. Koyarım ağzını. Bu tarlayı kullanma. Tarlayı kullanmam abi. Bu kadar basit. O tarlayı zaten şey olarak almadım ki ben. Bir şey ekmek biçmek için almadım ki. Çakarım bu tarlanın ortasına. Bu Romok'ta mı bak var, onda mı bak var ha? Yanaş bakalım satacak mı? Satıyor. Satıyor. Remork'ta bir sıkıntı yok. Fabrikada bug var. Evet. Kıyafet fabrikasını satalım bence. Sadece iplik fabrikasını çalıştırırım. En son kıyafet fabrikasını alırız. Elimizden gelen başka bir şey var mı şu an? Hı? Öyle olacak abi büyük ihtimalle. O tarlayı ne derler ona? Bic edeceğiz. Ben anlamadım abi. Yani şey yok, yer yok falan dedi. Saçmaladı yani. Aynen. Bayağı bir saçmaladı bunu. Hani gereksiz bir mallaştı ama ben anlamadım yani mevzuyu. Bir değişiklik var yani. Yani bizim bütün fabrikalar eşek gibi çalışıyor, bir sorun yaşamıyoruz da. Bunda niye sıkıntı yaşadık? Bence yerinde sıkıntı yaptı bize. Değil mi? Ne yapacağız? Tarlanın ortasına mı koyacağız? Biraz daha öne çekeceğim. Elimizde yapak yok, deneyemeyiz ki. Olduğu zaman dineriz. O zaman şimdi almayalım. Hı? Öyle yapacağız. Durumunu gösteriyor. O kıyafet fabrikası dursun orada abi. Şu an para harcamaz. Çalıştırmadık çünkü.
Kıyafet fabrikası baga girebilir de girmeyebilir de yerinde dursun bakalım. Değil mi? Yani. Ekelim, yulafımızı çek, o arada iplik miplik, zar, zurt, o kıl, yüntük. Ha, birinci şeyi alacak şekilde pozisyonlandıracağım onu, değil mi? Hı hı. Bence oradan alır. Çok oldu lan. Ha, çok mu yakın oldu? Hı hı. Bence buradan alır lan. Almaz mı? Kalsın böyle anlatayım ya. Şu ekici büyük ihtimalle jortlattı, bir yerleri yapmadı. Bakarız abi şimdi. Zaten tohumu bitti, tohum alacağız ona. İçindekiyle öbür tarlayı öldürsen yapmaz bu. Şöyle bir bakarız. Bence standart bize her zaman yaptığı yeri yapmadı bak. Yapmış abi. Şurayı yapmamış. Makineyi top. Yanaşalım diyorsun silomuza, şey alalım ha. Yükleyelim. Boşta traktör varsa birine de sarıcıyı basalım, at tarlaya gönderir. Var. Çıktı mı re? Çıktı. Gübresi yeter bence. Diğer tarlaları ekmeye giderken alırız gübreyi de. Zaten üsttekini ekince de zaten %90 yine tohum bitecek. O arazi de büyük arazi çünkü. Evet. Hemen diyorsun sarıcıyı vereyim bunun arkasına gitsin ha. Onu çünkü otoloader'ını test etmeden o traktörü oradan çekmek istemiyorum, anladın mı? Şu an gelmez zaten yapak. Yavaştayız ya. Abi zaten lazım olan şey bir tane sarıcıyla bir tane ekici yani. Çayacağı gidecekler. İkinci sarıcıda da ihtiyaç olabilir tabi ama. Bu sarıcıda mı? Büyük ihtimalle sarıcıda, evet sarıcıda. İyiceymişsin. Nasıl engellendi lan? Öbür engellendi diyor. Tren mi geçti ki acaba? Herhalde tren geçti. Büyük bir ihtimalle. Bunlar böyle çalışsın abi. Zaten bekleyeceğiz bunları. Ulan yani. Ne kadar sevinmiştik lan. İplik ya. Yapacaktık. Şerefsiz baga girdi lan. Abi hiç aklıma gelmedi ki orada baga gireceği. Yani çok saçma bir şey var şu an orada yani. Dön dön dön. Abi o saracak, bu yapacak. Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor.
Ek çocuğum, ek. Çantada su var. Var. Susadım. Hadi. Tamam, bu aletler daha hızlı gitsin diyeceğim de o zaman da gerçekçi olmaz. Lan oğlum var ya. Şimdi bu bitiyor. Bu bırakmadı ama aşağı taradı. Lan o sarıcı var ya kesin bırakacak ha. Sarıcı bırakacak abi, o Allah'ın emri. Bu var ya kesin bırakacak. Tamam, ufak ufak ya. Ya az bırakır ama bırakır. Bizim evimizde pasif. Obo. Ekmek de full. Bak kırmızı. Unu bitmiş. Durdurdun mu? Durdurdum abi. Ne yapayım? İkisinin de unu bitti ha fırınların. He. Elimizde un da yok. Ekmek bir tane fırında var. Bir de yağ var, doğru muyum? Evet. Gidelim grosere satalım abi, nereden ne para işte. Bir yerlere satacağız. Ekmek acaba hangisinde? Kanka gir bir de. Öbür. Yani mecbur yulaf ekecekmişiz zaten kanka. E yulaf zaten ekmeğe karar vermiştik abi. Ben sana söyleyeyim, bizim bu arazilerin dördü de büyük. Kankacığım. Çok ciddi bir yulaf hasadı geliyor bence. Bir sonrakinde hayvan gibi hasat yapacağız biz buna.
ucu yetmedi. Bir de şöyle bir şey var. Hani ben şey kafasıyım, siloya atmak zorunda değilim diyorum, anladın mı? Yani sadece değirmeni doldursa bile eyvallah diyeceğim. 240 ton zaten değirmen abi, bence gayet iyi bir meblağ yani. Değirmeni doldurur abi. Elimizde 70 bin küsürümüz var, bir tane ot kurutucu almamız lazım. Samanlığa yığın yapmak istiyoruz. Çünkü şey, yükleme vagonu var ya, o dangalağın içine fazla bir şey koyamıyoruz çünkü içindekini bitirmemiz lazım. Yaş ya. Kanka bu arada ben buna DLC yükledim biliyor musun? Ne yükledin lan? İnşaata gir. Ne arıyor? Aynen, burası daha fazla veriyor. Ben yakın diye buraya geldim değil mi? Daha fazla veriyormuş. Ama abi, yüklediğim malzeme kanka, görünüyor mu onu bilmiyorum. Kanalları çıkartırken bakacağım abi. Ne derecesi yükledim lan? Pazar ya. Allah cezanı vermeye. Ya aldım oğlum ben o dereceyi. Ne yapacağız? Pazar mı kuracağız şimdi bir de marulları, domatesleri, çilekleri satmak benim için? Benim sıkıntım ne biliyor musun? DLC'yi aldım ama devrede mi onu bilmiyorum. Hiç kontrol etmedim ki. Belki devrede değildir. İnşaatlı mı? Nerede? Hiçbir fikrim yok kanka. Nereye yükledi, ne yaptı? Variko ne lan? Alt menülere bakmadan geçtin hepsini. Bakacağım abi. O bildiğin yer. Silo falan değil de böyle pazar yeri gibi şeyler gelmiş ama sıkıntı ya. Ne o? Aa bak gelmiş. Dur. Ona bir gelsene baştakine. Ne? Havadır mı istasyonuymuş? Kanka barakalar bitti mi lan? Garaj 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 hep garaj abi. Aletlerdeki şeyler az mıydı lan o kadar? Kanka aletlere bir daha baksana. Başta değil bu ha. Başta mı bu? Ha başta bu mu varmış? Şu 45 bin olan şey ne? Araç atarız. Tamirhane. Şu 5 bin olan ince olan elektrik. Öbürü? Metan mı? Devam edelim. Başka da yok zaten, burada bitiyor. Bu kadar mıymış lan? Hı hı. Oğlum niye gelmedi lan? Satış noktaları.
Süpermarket. Süpermarket işte. Bir tek bu değildi lan, bir sürü vardı. Dur dur. Hepsi bu kadar. Evet. Ha? Jeneratörlere gel. Seralara bakalım. Aynen. Biz bu bostanlara baksana be. Üzüm asması, zeytin asması. Dur. Bu jeneratör olayı var ya, ne bu biliyor musun? Ne? Bak. Bu ne? Küçük güneş kolektörü diyor, değil mi? Bak. Otomatik olarak satılır, size para verir, güç üretir. Ayda 8.000 kazandırır diyor büyük güneş kolektörüne. Aylık 67.000 getirir diyor. 750.000. Hayır, demek istediğimi anladın mı? Elektrik üretip para kazanabiliyoruz. Pasif evet. Gelirmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. İşimize yarayabilir. Ha? 750.000 abi. Ufak tefek yerlerine soksak diye düşünüyorduk ya. Bunu sokarız mesela. Rüzgar paneli koymak zorunda değilsin oğlum. Niye abi? Küçük güneş paneli koy. Abi 8.000 veriyor abi. Lan 750.000 yan yana getirmesi var bir de. O da parayı nasıl yan yana getireceğiz? Bir şekilde halledeceğiz abi. Satışa ha? Bence bunu da hazır yemek pahalıya alıyordur. Bence. Bakalım bir daha. Gross. Gross iyi para veriyormuş ama. Ben evet. Sana söyleyeyim oğlum. Kumaştan güzel para kazanırız diye heveslendik. Bir baga girdi, moralimi bozdu ya. Orada o baga girmeseydim mutluydum ben. Abi ben 2 dakika mikrofonu kapatacağım, şu poları çıkaracağım, yandım. Soğuk diyordun. Yandım şimdi, makineler ısındı. Şimdi gidelim. Bunları grosere satalım. Ve satış alanına geldik. Sat çocuğu. Allah bereket versin. Nereye koyayım? Ben yine eski koyduğumuz yere koyalım bunu ya. En temiz o. Eski koyduğumuz yere koyak bunu.
Şimdilik şurada dur abi. Bakalım. Bu ekiyor. Bu sarmaya gidiyor. İyi. Aşırı bir boşluk bırakmamış gibiler. Benim aslında merak ettiğim gerizekalı ekici. Bu salak buraya dönebilir inşallah. Döner mi dönmez mi? Yapay zekanın sapıtma durumu çünkü çok önemli. Hay Ebenoski ya. Evet. Ekici buranın işini bitirdi. Buranın işini bitirdi. Hadi ama. Hadi çocuğum. Buranın ekme işi tamam du. Şuna biraz tohum basalım. Bunun tohumu bitti. Buradaki arazimize bunu sokabiliriz. Aç oğlum. Aç 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 aç.
Ne yaptın lan? Neye bastım lan? Kafa işte. Tamam alıyor. Devam ediyor. Gelelim. Bu bitti diyor ama bakacağız şimdi. Kesin boş bırakmıştır. Onu çok güzel şuradan anlarız abi. Bu kornayı neyse. Şimdi yayındayım bir şey demeyeceğim. Uçlar kalmış bir de şurası kalmış sarılması gerekli diye. Köşelerden bir yardıracağız yani. Hmm. Hay senin kornana. Trafikte şimdi tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlardır. Tuhaflıklar ülkesi Türkiye. Burada bir 60 seviye atmış işte oralara bir 50'yeceğim. Bu tarlayı bitirmiş mi komple? Bitirdi orayı. Ora tamam. Oraya girecek işte bu. Öbür tarlayı verdim. Biz de zaten büyük bir ihtimalle bir yarım saate kadar sonlandırırız. Yani. Yorgunluk çöküyor değil mi? Abi yorgunluk çöktü. Artı üstün dün gece geç yattık. Sen de geç yattın, ben de geç yattım. Ondan sabah sonra kalkacağız. Sabah erken kalktık. Fuara gideceğiz diye. Biz yarın da erken kalkıyor, eşek gibi çalışacağız. Yani işe gideceğiz. Gidelim erkenden yatalım ki dinlenelim yani. Gerçekten çok yoruldum. Hele hele bu hafta bittim ben zaten hafta içi. Tamir işler de geldi üstüne dükkana. Onlar da bayağı bir yordu beni. O makineden o makineye bir yandan oku bir yandan tezgahlar 5 dakikada bir 10 dakikada bir bitiyor. Sök tak onu okurken onu yapıyorum onu okurken onu yapıyorum. Acil işler bir yandan sıkıştırıyor. Yani hiç dinlenemedim. Üstün bir de mesailere git gel. Mecburen kanka. Abi diyorum ki yani. Şimdi bugün ayın 26'sıydı, 27'si olacak yarın değil mi? Evet. 27. 27, 28. Bir dakika lan. 27'si, 28'i. 29'u 30'u Mayıs 31 dedim mi? Evet. Cuma günü 31. Evet. Yani 1 Haziran cumartesiye geliyor. Evet abi. Şey hesaplıyorum kanka ya. Maaş günü. Abi oğlum. Motoru sürmeyi çok seviyorum da. Sürerken tadından yemiyor da. Benzin bitince. Biraz yakıyor. Ya yani normal abi. Ha şimdi. Cumartesi ayın 1'i. Biri cumartesi ise öbür cumartesi de 7'si. Abo bir dakika. 7'si cuma abi. 8 ne geliyor cumartesi? Patlar. Çok güzel.
Çok iyi. 8'i, 7'si. Benim biliyorsun okul dışında bir takvim daha var ya. Hı hı. İyi. Tutmayın küçük enişteyi takvimi. Şu bir iş var, onu kovalıyorum, onu bir alırsam. Şimdilik. Sarıcı gidiyor, ikici de gidiyor. Kanka bir ot kurutucu alalım, marketin orada dursun. Bir de uygun fiyatlı bir traktör alalım. Şey için. Ot kurutucu. Nal mı yapıcı? Ot kurutucu neredeydi? Ot kurutucu da, ot kurutucu, ot kurutucu da. Ot sökücü. Ot kurutma makine. Ot kurutma makine var. Yani bize böyle çok büyük bir makine lazım değil bence. Biraz büyük değil mi 7 metre? 7 metre abi. Lan tarla kaç kadar? 5,5 metre. Biraz daha uygun fiyat bir şey yok mu ya? 7 bine mi var abi? 4 metre daha ucuzu yok. 16 bine de 8 metre diyor. Dediğin gibi en o şey 5,6 metrelik fiyat ucuz. 5,8. Bilmiyorum ileride daha ucuz var mı bilmiyorum da. Şu kadarcık bir şey abi. 5 bine 4,7 var. 8 bine 6,9 var. Oğlum 8006.9 daha uygun değil mi? Yani en mantıklısı mı oluyor abi? Alıyorum ben bunu öyle. Aa. Aldım. Bir de kanka bunlara namlu yapıcıyla bunun için bir tane dandik dündük bir traktör alalım ya. Yani ortalama bir traktör. Küçük traktörden mi alalım? Küçük traktörden alalım da. Biraz motoru güçlü bir şey alalım ama. Değil mi? Kanka fiyatları da bayağı yüksek oğlum bunların fiyatları. 47.000'e D30 var. Çeker mi dersin lan? ...27.000'e de var D30 ama kaç beygir Allah bilir. Oo, çok düşükmüş lan o da. Abi biz traktörlerde orta boy traktör alalım en iyisi. Fiyatları pahalı. Bakacağız. İlla ki vardı işlerinde düşük. İkinci ele gir lan. İkinci elde var ya oğlum traktör. Bu daha güçlü. 53.000. Uygun mu fiyat? Bence uygun. Motoru yükselttiğimiz zaman 70.000 oluyor. Değil uygun. Bence değil uygun. Şimdi ya şimdilik kalsın abi ya. Makine beklesin orada. Şeyde garajın önünde. O beklesin. Bu da yapsın. Şey olarak düşündüm kanka. Hani çim için daha küçük aletler kullanıyoruz ya. Daha küçük makinelerle diyorum hani şey olsun. Küçük küçük. Hani. Yani takılsın yani. Bu arada bizim üstümüzde 120.000 euro para var ha. Biliyorum. Ha. Sarıcılar marıcılar en son bitsin uykuya geçerken diyorsun çakacağım kredimiz ödemesini ha. Galatasaray Konya Spor'u 3-1 yenmiş öyle şampiyon olmuş. Zaten şeydi. Geç hafta Fenerbahçe maçında 1-0 Fenerbahçe yenildi ya. Evet. Berabere kalsaydı gene şampiyondu. Yenseydi gene şampiyondu. Yenildiği için son maçı Konya Spor maçına kaldı. Yani Konya ile berabere kalsaydı patlamıştı. Tabii. Fener yenseydi. Tabii. Fener ile berabere de kalsaydı şampiyonluğunu bir hafta erken ilan edecekti. Geciktirdi sadece. Görünüyor. Fenerbahçe'ye yenildi. Fenerbahçe için bir şans doğdu ama Galatasaray maçı aldı. Fenerbahçe o şansı değerlendiremedi. Bago. Evet. Gübre atmamış gibi görünüyor. Ekmiş ama. Yok kireç vardı orada hatırlasana. Hı hı. Bag attı oraya. Onu biliyoruz oraya yani şey yaptığını. Gübre yüklemedim. Bu tarlayı bu el içindeki gübreyle bitireceğini düşünüyorum abi. Biz buraya ne yapabiliriz abi? Ben sana bir söyleyeyim. Şu şeyin üstüne geldi ya. Bence ondan bak yaptı. O da olabilir.
Bak ben diyorum ki zaten bu tarlayı kullanmayacağız ya. İplikhaneyi şöyle koyayım. Yine oradaki yan tarafa yakınsın. Dur. Oyuncunun üstüne geliyor dedi. Yüklemeye yeterli alan yok demiyor muydu bu? Evet. Çakıyorum lan ben bunu böyle. Aynı salaklığı yapabiliriz yani. Deneyeceğiz şansımızı. Gönder. Buraya da bir şeyler koyarız işte ya. Merak koyarız, bir şey yaparız. Şu an yapağımız olmadığı için bekleyeceğiz. Evet. Buna yapak yükleyebilirsek ne ala memleket. Ne oldu YouTube'a? O cortladı. Aa. Ne yapacağız bunu? Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çözeceğiz şimdi, bekle. Arkadaşlar, sevgili YouTube, kusura bakma. Bize ufak bir müsaade verin, 2 dakika. Hallediyoruz hemen. Ben şimdi çözerim onu, dur. Hemen hallediyoruz, kusura bakmayın. Oraya giden kabloyu arıyorum şu an. Abi şey de gitti. Komple gitti. Komple gitti. Capture kart. Ne oluyor lan? Capture kartı şey yapsana bir. Ama bak. Arkadaşlar hemen çözüyorum. Hemen çözüyorum. Capture kartı hangi kabloyla gittim hatırlamıyorum ki ben ya. Ha burada. Buraya kamerayı tekrar seçmemiz lazım hocam. Tamam. Lan oğlum. Mikrofonu kırdım, özür dilerim. Gönder çıkışa. Şu an YouTube'a çıkışa gönderdim. Bu niye gitti abi? Aksama için gerçekten çok özür diliyoruz arkadaşlar. Elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı olan bir şey. Yani biz böyle olacağını düşünmedik de bir anda saçmaladı, ne oldu ben de anlamadım. Bu ne diyor? Yapıyor be kendi kafasına göre kardeş. Tamam. Arada olacak. Elektrikle ilgili bir şey bu bence. Bunun da uçları döneceğiz. Ben sana söyleyeyim. Bence bu mevzu elektrikle ilgili. Büyük bir ihtimalle abi. Voltaj atıyor. Kanımca. Kanımca kararımca. Bir şey diyeceğim. Kral. Heh. Benim sesim mi düştü? Konuş bakayım bir. Merhaba. Merhaba. Allah Allah. Tamam, güzeldi abi. Şurada seviye düştü ya, o yüzden. Orada da düşmüştü. Bir kayıtçıda da düşmüştü. Hey. Ne oldu lan? Zaman yavaşta, korkma oğlum ya. Yavaşta mavaşta abi, fark eder mi?
Hayvanları besleyek. Allah'tan çimimiz çok var ya. Var da. O çim bitmeden zaten çim alam. Aha. Yapıştır. Ot kurutucumuz olduğu için artık çimlerimizi en azından depolayabileceğiz. Evet. Ama şunu söyleyebilirim kanka. Bu noktada şöyle bir durum var. Koyun üret, koyunların bize daha fazla yapak versin diye ekstra koyun zamazingoları koyarsak biz, hani o bir kasa çim hiçbir halta yetmez. O kullandığımız koyunların 3 tane koysak, ama tavuklar kadar çok yemiyorlar ha. Fark ettin mi? Doğru söyle. Bu tavuklar deli yiyor. Kanka buna farkındaysan kasa fırlanacak. Evet, gübre alacağız ha. O köşeyi bırakmamışlar. Ha şu yamuk yer. Şurayı yapmamış. Orayı yaptı oğlum. Bir kontrol edelim haber ihtimale karşı. Şimdi bunu götüreceğiz oraya, gübre koyacağız ve tohum koyacağız. Tohum da bayağı bir inmiş. Bu capture card nasıl patlattı bizi ya. Anlık voltaj gidiyor geliyor abi. Şey yapıyor, sapıtıyor. Evet. Ben şunu gördüm, demek ki UPS'e bağlamış olsak bu sistemi hiçbir sorun yaşamayacağız. Olur. De. UPS'e para yetmiyor. Gübre almamız lazım değil mi? Bizim gübremiz yok. Ne kadar gübre alıyordu bu? Büyük torba mı alıyorduk biz? 3 tane al işte ya. Ha, herhalde yeter. Umarım yeter yani. Gerçi bir tane arazi ekmeyecek, onun zaten yeter la. Bir yarım torba daha alırmış. Değil mi? Yani. Bence... Aslında bir torba daha alırmış. Evet. Ben sana şey söyleyeyim. İçine koyduğumuz, şu an koyduklarımız da son araziyi yapar, havada karada yapar ya. Yapar orayı ya. Bir tane arazi ekecek. Ondan sonra sarıcının keyfini bekliyoruz biz. Sarıcı biraz ağır işliyor da. Ya onu da bir dahaki sefer erteleriz, ne olacak abi? Hele şu şurayı bir eksin diyorsun değil mi? Tabii canım. Çünkü son sarıcıdan sonra uyu babacığı moduna geçeceğiz. Sen söyleyeyim mi? Bu arazi bizim değil ya. Ama 51 de güzel arazi ha. Kral. Yani yarın öbür gün iş yapar yani. 51 olduğu gibi kare zaten abi. İşi gidiyor. Bu da burayı sarıyor. Ama bunun işi bitecek, onun işi bitecek. Bu öbür tarlaya gidecek.
fabrikada şey ekmekleri durdurdun değil mi? Ekmekler durdu abi. Hala kırmızıya düşmemişiz. Evet. Oğlum şu yapak çok yanımı sıktı ya. Şimdi yine güzel kumaş yaptıydık. Baga girecek zaman buldu pezevenk. Vallahi billahi. Sana da be. Be. Bineyim mi lan üstüne? Ben sana söyleyeyim mi? Koyun merası olarak mera desteği yapalım mı diyeceğim ama abi fabrikaların ne kadar çalıştığını görmeden mera desteği yapmak da saçma. Tabi. Abi şey çok fena geldi bana ya. Baksana şuna. Kıyafet mi? Normal yapağı alıyorsun. Maksimum 2000'e veriyorsun. Ha. Yapağı al, kumaşa çevir. 5-6 binleri görmüş bak. Yani. Kıyafete baksana sen nereye gelmiş. Kıyafet 16 bine çıkıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz yapağı iptikhaneye vereceğiz. Kumaş alacağız, kumaş alacağız, kıyafete çevireceğiz. Doğru mu? Şeker ya. Şekere gel, şekere. Bak, fiyatına kadar düştü değil mi? Evet. Bak şimdi. Başka bir şeker daha vardı lan. Bu pancardan üretilen şeker. Dur. Üretilecek olan şeyler. Bu çikolata, kanka süt üretemediğimiz için üretemiyoruz. Peynir de sütsüz olmaz. Bu ne lan? Yakıt üretmeni söylüyor. Tabii bir şey diyeceğim. Kek ne kadardı lan onu? Bu da iyi. Ama kek de çok şey istiyor be abi. Ben sana söyleyeyim mi? Bak mısır gevreğine gel. 4000 ve mısır gevreğini üretmek için yapman gereken tek şey mısır gevreği fabrikasına yulafla mısır koymak. O kadar. Biraz da bal. Bu. Yani mısır gevreği yaparım daha iyi, anladın mı şeye göre? Keke indekslediğimde. Tabii canım. Yani 120 bin euroyu basarım anı satayım, fabrikaya koyarım, doldururum içini yulafla mısırla. Balı da pasiften satmam, onun üstüne çakarım. Kral. Tonu 4000'den çatır çatır satarım yani. Şimdi hasat hazırmış. Başlar. Depolayamıyoruz ki, kurutmamız lazım. Biçiyorsun. Diyorsun bunu biçtiğin zaman kanka. Ama şöyle bir şey var, o çim daha da büyüyor biliyorsun değil mi? Boyu uzuyor iyice. Hmm. Ama dur lan. Burada traktörümüz var mı? Yok. Aklıma bir şey geldi çünkü. Bu çok yavaş ya. Yavaş olsun. Zaten işimiz uzakta değil, yakında. Şimdi mi biçeceğim? Önünde işte makine. Bu ne? Re. Tamam. Öbürü de kireç. Abi. Oğlum, şimdi gübre yok mu? %50 gübreden diyor abi. Ha. Biraz daha büyüsün diyorsun. Benim bonusu 173 diyor. Onu da takip ede öğreniriz herhalde nasıl çalıştığını. Yani. Ama sana bir söyleyeyim mi? Genel olarak zaten demin arazi marazi aldık, başarım da geldi.
kesinlikle atıyor. Ve 42 metre atıyor. Yani atıyor da maşallahlık atıyor. Ya öyle böyle değil. Evet, çimin boyu uzayacak mı sonuçta? İyi bu. Bir de şöyle bir şey demiştim. Kıç kadar tarla bu ama koca kasayı dolduruyor yani. Tabii canım. Şu an zaten bizim elimizdeki koyunlar için bu arazi fazla bile geliyor. Yani romorkun içindeki bitmeden bunu biçmenin bir mantığı yok. Tabii canım. Nasıl olsa çürümüyor da. Dursun. Bize bir zararı yok. Gübrenin verim olsun 95 oldu. Bu tarlayı sarmamız lazım. Ama biçtikten sonra saralım. Sıfırlıyor ya. Sarıcı bunu sıfırlamaz herhalde ya. Sıfırlıyor. Ekin sıfırlanır. Sarıcıya atarsan baştan büyümeye başlar. He. O zaman bir şey, ben tekrardan ekilecek şeyini yok, nasıl öyle aldım? değil. Var olan üstünden alalım, öyle sokalım. Biz bununla her türlü gübreleme işi yaparız lan. Makineyle mi? He. Gübre harcıyorsun oğlum. İneğe bakmak kolay değil bak. İneğe bakmak kolay olsa var ya. Süt geliyor. Gübre geliyor. Bildiğimiz boh. Burada bulamaç diyor da onun bizim ülkedeki dili ilçe adı boh. Yani. Aynen öyle. Hani hayvanın sütünü satıyorsun. Bohunu da kullanıyorsun. Ama ineğe tam karışık tayın yapman lazım kanka. Silaj milaj yapıyorsun ya. Bayağı eziyet yani. Bizim sarıcı ne yaptı? Lan bu hala burayı sarıyor ya lan. Bitirdi sayılır ha. Bırakır mı? İhtimali var. Bırakacak. Ben dedim abi ihtimali var. Ya hem zaten yapmadığı yerler de var. E mecbur döneceğiz diyorsun. Yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ekip ürün çıkartma konusunda hiç sorunumuz yok bizim.
ek ürün ver, ek ürün, ürün topluyoruz. Hatta ben sana bir şey, o alttaki arazi var ya yamuk olan. Hı hı. 200 bin alıyor. Onu da koyduk mu hayvan gibi ürün alıyoruz. Biz ham madde sıkıntısı yaşamıyoruz. Ama sıkıntı işletmeler, üretim tesisleri. Bizim üretim testleri biraz arkada bir yer kalmış. Geri döneceğim şimdi. Kalsın lan, ne olacak? Kalmasın abi. Niye kalıyor? O zaman burayı bitirelim. Bunu götürüp öbür araziye koyalım. Zaten diğer arazinin de ekimi bittiyse de İlla ki bitecek de orada da ufak tefek bırakır. Bitiyor, bitiyor. Vallahi ben bunu sevdim. Bir de şöyle bakmak lazım. Bir de bırakmaya da iyiydi de. Abi yapay zekanın beyni yanıyor. Ne yapayım? Onu hala çözemedi dayılar. Düzler tamam da. Kare falan olanlar tamam da. Böyle işlerde sıkıntı. Bence bizim harita ile ilgili bir şey. O da olabilir. Sıfırdan başka haritaya mı geçtik acaba? İyi daha. İyi olmasın abi. Sen bunu şey gibi düşün. Acemiliği atıyoruz. Çıraklık. Bunun bir de kalfalığını yaparız seninle. Ondan sonra üçüncü de ustalık serisi gireriz abi. Aynen. Makineleri falan da ezberli yok ya. Sıkıntı nerede biliyor musun? Koyduğumuz bu şeyler var ya. Modlar. İşte o modları bir daha seçebilmemiz lazım. Mod alırız abi seçtiklerimizi. Onu ders çalışacağız. Daha çalışmıyoruz. Resmini çekeceğiz abi. Ulan o sayfa çekecek. Biter mi lan? Biter abi. Hızlı biter hem de. Fazla geçtim. Geri dönememiş bak. Dönürüz abi. Lan. Yayından sonra temizlerim abi. Sorun yok baba. İndirdik makineye gidiyor ha. Bir de o ağaçların olduğu yerde bırakmıştı bu. O kadar. Ha şu uçta bırakmıştı bırakmıştınız. Ekmiyor. Makine çalışmıyor. Ne demek çalışmıyor? B'ye bastım lan ben. Çalışmıyor.
Bir daha döneriz abi. Şimdi ekliyor. Tüm tarlaları full laf ettik bakalım. Ne verecek? Nasıl bir şey çıkacak merak ediyorum seni. Nasıl hayvani bir şey gelecek? Çünkü abi hepsinin verim bonusu %100. Ben sana söyleyeyim. Bak 200 tonun üstünde garantiyim yani. O konuda seninle aynı fikirdeyim. Ben diyorum 200 tondan fazla verecek mi? Verecek abi, 200 tondan fazla verecek. O kesin zaten. Ve senin dediğin şey var ya. Atıyorum biz bir turda 200 ton yulaf ekiyoruz değil mi bu arazilere? İşte bize kanola ne kadar lazım işte ektiğimiz zaman şu kadar ton. Bu ürünleri ekebilmek için farklı farklı arazilerimiz olacak. Bu arazi şu arazisi, bu arazi bu şu arazisi diye bölüp ona göre ekipman dizip değil mi? Biri kanolayı toplarken öbür taraf yulafı ekiyor olacak. Yapay zeka yani. Hiç durmuyor yani. İki taraflı ya cayır cayır her yerde çalışıyor. Aletler. Ekme işi bitti. Bitti. İki tarla sarıcı istiyor. Başka bir şey yok. Gerisi uyuma. Pasif geri yükleneceğiz. Aslında ben sana bir söyleyeyim mi? Uygun bir yere bir elektrik mi koysak lan? Ufak bir şeyler. Paramızın yettiği kadarıyla yani. Bakalım abi. Ne kazandırdığına bakalım da. Şuncik. Şu araya bir yere sokabiliriz belki küçük bir şey. Üretim. Pahalı. 11 bin mi? Bak. Hop 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 orası olmaz. Oralar olmaz be ya. Yok burada engel olur. Daha müş ait bir yer lazım. Evet. Ne veriyor bu? 984 abi veriyor. Aylık. Evet. Euro. Evet. Fiyatı da 11.400 değil mi? Evet. Şimdi kanka. Bu 11.400'ü al 984'te. Bu bayağı uzun. Peki bir şey diyeceğim. Bu mu daha çabuk amorti eder öbürü mü? 7800 olan mı? Bu. Tabi bu hepsine bedel de. Kanka paramız yok. Bu da küçük bir rüzgar gibi işte. Türbünü. 55.000. 11.000 olan da rüzgar şeyi. Ben kanka bundan bir tane o kadar güzel etki etmez de. Diyorsun ki 2000-3000 gelsin ha. Yani. Kredi borcu kadar malzeme gelsin en azından. Elektrikten. Bu da hazır. Motoru da kapattık. Tamam mı? Her şey yerinde. Son kez bir kontrol edelim. Hem senin şu 51 var ya. Onu almadık diye kendimden çok şu an nefret ediyorum. O araziyi alacağım lan. Parayı biriktirip. Kel kaldı orada ya. Yani üretim hattında şu an unumuz yok. Bir yağ çalışıyor. Aslında elimizdeki yağ var ya silodaki üstüne ekleyebilirsin ha. Kalsın şimdilik ya. Ya bitince koyarız ya. Yani. 45.000 daha kanola var. Yani yulaftan sonra hacı. Oyunu kaydediyorum. Evet sevgili dostlar oyunu kaydettik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Biz gerçekten çok bitkiniz. Bitkin bir haldeyiz bugün. Çok yorulduk gerçekten. Yani bayağı yorulduk. Gidelim duşlarımızı alalım yatalım. Yarın sabah iş var. Erkenden. Yarın da yorulmaya devam edeceğiz. Tabii.
erkenden dinlenelim. Şimdilik bizden bu kadar. Şimdilik. Görüşmek daha üzere. Bu tarlayı toplayacağız, yeniden ekeceğiz. O baga giren fabrikanın muhabbetini çözeceğiz önce. Tekrardan görüşmek üzere. Çav çav, bay bay, adios, amigos.